Anadolu'nun ekranı BRTV'den herkese mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde adli yargı hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile idari yargı hakimleri kura töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılını darbe anayasasıyla karşılamayı sindiremiyoruz. Yargı alanındaki mücadelemizi sivil kuşatıcı bir anayasayla taçlandırmak istiyoruz dedi. Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasının önündeki en büyük engel darbe ürünü mevcut anayasadır. Cumhuriyetimizin 100. yılını darbe anayasasıyla karşılamış olmayı açıkçası içimize sindiremiyoruz. Yargı alanında 2002'den beri yürüttüğümüz zorlu mücadeleyi inşallah sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasayla taçlandırmak istiyoruz. 28. yasama döneminde önceliklerimizin en başında meclisimizin de takdiriyle Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak vardır. Milletimize verdiğimiz ve tuttuğumuz diğer tüm sözler gibi Allah'ın izniyle bu idealimizi de hayata geçireceğimize yürekten inanıyorum. Değerli misafirler, her işte olduğu gibi adaletin tecellisinde de asıl olan insandır. İnsan faktöründe sıkıntı varsa verdiğiniz mücadelenin, gösterdiğiniz çabanın hedefine varması mümkün değildir. Bu acı hakikate önce 17-25 Aralık girişiminde, ardından 15 Temmuz ihanetinde hep birlikte şahit olduk. 17-25 Aralık teşebbüsünün gayesi meşru hükümeti yargı emniyet darbesiyle alaşağı etmekti. Bu amaçla yargı ve emniyet birimlerimize sızdırdıkları militanlarını üzerimize saldılar. Montaj olduğu seçim döneminde bizzat itiraf edilen kasetlerle devletimizin en hassas kurumlarını hedef aldılar. Akla, vicdana, ahlaka ve hukuka asla sığmayan uyduruk dosyalarla yargımızı emellerine ulaşmak için bir araç olarak kullandılar. 17-25 Aralık girişiminin yargı ve emniyet birimlerimize verdiği zarar, 15 Temmuz ihanetinin ordumuza verdiği zararla aynı mesabededir. Benim iki korumamı şehit ettiler. Acımasızca. Eğer bizi de yakalayabilselerdi, bizi de şehit edeceklerdi. Ama bizleri Rabbim fırsat vermedi, yakalayamadılar. Ve on binler Yeşilköy Havalimanı'nda bizleri karşıladı. Bay bay Kemal'de tankların arasından FETÖ'cülerin koordinesinde Bakırköy Belediyesi'ne gidip orada kahvesini içerek bizi seyretti. Haberim olsa ben de orada olurdum diyor. Hayatı yalan. Böyle bir derdi yok. Böyle bir derdi yok. Halbuki orada FETÖ'cüler bizi yakalayıp şehitlerimiz izine bizi de koyuverseydiler, o zaman herhalde kendisi de zil takıp oynardı. Bunların hayatı bu. Ama Rabbim fırsat vermedikten sonra hüküm değişmiyor. Ve mekeru ve mekerallah vallahu hayrul makirin. Bütün tuzakların üstünde en büyük tuzak Allah'a aittir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, HSK hukuksuzlukların kaynağı haline geldiyse Türkiye'de hiçbir şey düzelmez dedi. Barış Terkoğlu 10 Temmuz'da bir yazı yazdı Cumhuriyet Gazetesi'nde. Yargıdaki bozulmayı anlattı ve o yazı karşısında bekledi ki Adalet Bakanlığı'ndan
veya Hakimler Savcılar Kurulu'ndan bir açıklama gelir, ya böyle bir şey yoktur denir. Ama bu çok önemli bir yazı ve bu yazı şu anda adeta sahipsiz. Şimdi bu yazıda yazılanları soru haline getirdim. Sayın Özel, bu soruları arkadaşlar alsınlar, bir sorsunlar bakalım. Sorular şu. Önceki Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hakimler Savcılar Kurulu 1. Daire Başkanı Halil Koç ve Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, seçimlerden önce Nisan ayında İstanbul 10. Ticaret Mahkemesi Başkanı Ramazan Acar'ı Ankara'ya kendisiyle görüşmek üzere çağırdılar mı, çağırmadılar mı? İkinci soru. Ankara'da yapılan görüşmede Halil Koç ve Hasan Yılmaz mahkeme başkanı Ramazan Acar'ı tehdit etti mi, etmedi mi? Tehdit gerekçesi de şu. Elinde bir dava var. Davanın mutlak bir şekilde firma lehine sonuçlanması lazım. Öyle diyorlar. O yüzden 3 Mayıs'taki duruşmada mutlaka karar vermenizi istiyoruz. Dava dosyasının karar aşamasına gelmemiş olmasının hiçbir önemi yok diyor. Sen karar ver, gerisini bize bırak diyorlar. Allah aşkına ya. Nasıl bir anlayıştır? Nasıl bir hukuk anlayışıdır? Nasıl bir yağma düzenidir? Nasıl bir soygun düzenidir? Ve bu soygun düzeninin arkasında bazı hakimler durur. Adalet Bakanlığı durur. Soru 3. Yine aynı şekilde ilgili firma lehine karar verilmesi için İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, İstanbul 10. Ticaret Mahkemesi Başkan ve üyelerine baskıda bulundu mu, bulunmadı mı? Kendileri yapıyorlar, bir de ayrıca İstanbul'dan da o mahkemeye baskılar yapıyorlar. Vicdanı olan, ahlakı erdemi olan, namusu olan herkese soruyorum. Bu kadar büyük bir olayı 21. yüzyılın Türkiye'sinde nasıl görmezden gelebiliriz? Yargının çürüdüğü bir ortamı bu kadar somut anlatan başka bir örnek var mıdır? Çağırıyorsun, tehdit ediyorsun, karar vereceksin diyorsun. Ya dosya tamam değil diyor. Olsun diyor, dosya tamam olmasa bile onların istediği firma lehine karar vereceksin diyor. Bunlar bedava mı yapılıyor? Bedava mı yapılıyor bunlar? Eğer rüşvet yargıya kadar gittiyse, Hakimler Savcılar Kurulu bütün bu hukuksuzlukların ve adaletsizliklerin kaynağı haline gelmişse, Türkiye'de hiçbir şey düzelmez. Ne ekonomi, ne ahlak, ne erdem düzelmez. Çürüme nerede? Açık ve net söylüyorum. Çürüme sarayda. Neron Roma'yı yaktı, Erdoğan da Türkiye'yi yakıyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde adli yargı hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile idari yargı hakimleri kura töreninde konuştu. Bugün 2 yıllık staj eğitimlerini tamamlayan 25. dönem adli yargı hakim ve savcı adaylarından 733 hakim ve 242 Cumhuriyet Savcısı olmak üzere 975 adayın, avukatlık mesleğinden geçerek stajlarını tamamlayan 11. dönem adli yargı hakim ve savcı adaylarından 50 hakim ve 17 Cumhuriyet Savcısı olmak üzere 67 adayın, 15. dönem idari yargı hakim adaylarından 60 hakim adayının mesleğe kabulü yapılmış olup 1102 hakim ve Cumhuriyet Savcımızın kura ile ataması gerçekleştirilecektir. Sayın Cumhurbaşkanım, geçen yıl kura töreninde ilk üçe giren hakim ve savcı adaylarımızın kuradan muaf tutularak istedikleri yerlere atanması hususunda zat-ı hallerinizin tavsiyeleri olmuştu. Bu husustaki kanun değişikliği de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşti ve bugün adli, idari ve avukatlıktan geçiş olmak üzere her gruptaki ilk üçe girmeyi başaran 10-15 hakim ve savcımız istedikleri yerleri tercih etmişlerdir. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanım,
Ülkemiz her alanda olduğu gibi adalet alanında da liderliğiniz sayesinde büyük bir ilerleme göstermiştir. Adalet teşkilatımız merdiven altlarındaki daktilo seslerinden, avukatlardan istenen karbon ve fotokopi kağıtlarından kurtulmuş, teknolojinin tüm imkanlarıyla donatılan modern fiziki imkanlara kavuşmuştur. 21 yılda ülkemiz sessiz devrim sayılabilecek reformlara sahne olmuş, yargı reformu strateji belgeleri, insan hakları eylem planları ile konulan hedefler birer birer hayata geçirilmiş, insan hak ve özgürlüklerinin önündeki engeller kaldırılmış, demokratik hukuk devleti ilkesi tahkim edilmiştir. Yine bu süreçte yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı güçlendirilmiş, yargı belli kesimlerin arka bahçesi olmaktan çıkarılarak vesayetçi yargı anlayışı yerine milletin yargısı haline getirilerek asli hüviyetine kavuşturulmuştur. Sözlerime son verirken, ülkemizin dört bir yanında adaletin tecellisi yolunda gece gündüz demeden fedakarca çalışan hakim ve savcılarımıza, adliye çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum. Görevi başında şehit olan yargı mensuplarımızı ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Yargı teşkilatımıza taze kan olacak siz değerli hakim ve savcılarımıza görev yerlerinizin hayırlı olmasını temenni ediyor. Meslek hayatlarınız boyunca ailelerinizle birlikte sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum. Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kozan'da büyük sarsıntıya neden olan ve herkesi panikleten depremin şu ana kadar alınan bilgiye göre biri ahşap, 3 evin kısmen yıkılmasına neden olduğu öğrenildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre saat 08.44'te Adana'nın Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre saat 08.44'te Adana'nın Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11,27 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Adana merkez başta olmak üzere Osmaniye, Mersin ve Kahramanmaraş'tan da hissedildi. Depremin merkezi Kozan'da insanları panikleten deprem çevreye de kısmen zarar verdi. Eski Mantaş bölgesinde boş kerpiç bir evin çöktüğü, yollara ise kayaların düştüğü bildirildi. Öte yandan deprem nedeniyle ilçe merkezinde eski bir ahşap yapı kısmen çöktü. Kabaktepe mahallesinde ise boş bir evin üzerine kaya yuvarlanması sonucu yıkım meydana geldiği bildirildi. Ben Arif Dağlı, Kozan Belediye Başkan Yardımcısıyım. Kozan'da 5.6 şiddetinde bir deprem oldu. Biz de hemen Kozan Belediyesi olarak Kazım Başkanımızın talimatıyla sahadayız. Şu an gerekli işlemlere bakıyoruz, yıkılan binalar var mı yok mu diye. Bu bir ahşap bina yıkıldığı için zabıt ekiplerimizle beraber şu an krederimiz de geldi, müdahalede bulundu, gitti. Şu an Kozan'ı geziyoruz, dolaşıyoruz. Herhangi bir sıkıntı var mı yok mu diye. Şu ana kadar size gelen herhangi bir ihbar var mı? Yok. Büyük bir yıkım. Gelen ihbar yok. Şu an itibariyle sadece yıkılan bina bu. Zabıtayı aradım. Gerekli yerleri aradım. Şu an itibariyle bir sıkıntımız yok. Allah beterinden korusun. Çok büyük şiddetli bir deprem oldu. Biz de işte Kozan Belediyesi olarak şu an sahadayız. Deprem sonrası dağlardan çıkan duman. Sen her taraf yarıldı lan. Dağlara bak ya. Hep dumana, çıkan dumana bak dağdan. Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Postbuyuk, 24 Temmuz gazeteciler ve basın bayramında Ereğli ve Alaplı bölgesindeki basın mensupları ve aileleriyle Barış Plajı'nda bir araya geldi. Gazeteciler ve basın gününü kutlamak üzere bir araya gelelim dedik bu akşam. Hazırlıklarımızı yaptık. Hepinize hoş geldiniz diyoruz tekrar. Evet,
plajımız bu sene mavi bayrak aldı. Bununla gururlanıyoruz. Gerçekten çok mutlu oluyoruz. Çünkü ilimize mavi bayrağı olan iki plaj var. Onların ikisi de burada. Sevgi ve Barış plajları. Hepinize katılımlarınızdan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Hepinize afiyet olsun diyorum ve gününüzü yürekten kutluyorum. Sayın Başkanım, bizler Ereğli'nin il olması için başımızı, elimizi, vücudumuzu taşın altına koyuyoruz. İl olması için ne gerekirse yapıyoruz. Gerekirse Ankara'ya yürüyeceğiz sizinle, gerekirse yaya, gerekirse otobüsle yürüyeceğiz. Ereğli il olmayı hak ediyor ve bunu anasının ak sütü gibi hak etmiştir. Karadeniz Ereğli'mizin il olmasını istiyoruz. Bu konuda ısrarcıyız, baskıcıyız, hep beraber destekçiyiz. Karadeniz Ereğli olarak Doğan Gönül'ün dediği gibi il olmak istiyoruz. Bunu her seferinde de dillendiriyoruz. Zonguldak basından bizim hiçbir farkımız yok. Zonguldak basınındaki çalışanlar, emekçi kardeşlerimiz bizim her zaman kardeşlerimiz. Onları seviyoruz, onları saygı ve minnetle anıyoruz. Ben şunu istiyorum, 24 Temmuz basın bayramını Ereğli'nin il olmasına diyelim. Hep beraber bu konuda birlik olalım. Biz Ereğli il olsun dedik. Olur ya da olmaz. Bu ablanın da biraz takdiri. Ama olursa Allah'ıma and olsun. Ölmeden ama yaşarken Halil Bozkıyı'nda bir büstünü Ereğli'ye yapmak, Ereğli'nin il olduğunu onun o büstüyle, o heykeliyle kutlamak hepimize nasip olur. Bize sadece basın bayramlarımızda sadece Ereğli Belediye Başkanı Halil Bozkıyı ve Neriman Hanım bizi destekliyor. Ve sizden tek ricam, Ereğli'yi kaybetmeyelim. Turizm ve tanıtımına katkı bulunması amacıyla belediyenin imkanlarıyla restore edilerek yarı açık gezi aracına dönüştürülen Gezger otobüsü ilk seferini 24 Temmuz gazeteciler ve basın bayramı dolayısıyla gazetecilerle yaptı. Belediye Başkanı Faruk Özlü 24 Temmuz gazeteciler ve basın bayramında kentte görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi. Belediye imkanlarıyla hazırlanan Gezgör otobüsü ilk şehir turunu basın mensuplarıyla gerçekleştirdi. Karakteristik mimari özellikler. Sol taraftaki giriş, sağ, ortada giriş ve sağda bir girişi var. Üstündeki mimari yapı çökmüş. Özlü'nün de eşlik ettiği şehir turunda Konur Alp Gazi Türbesi, Antik Kent ve Aydın Pınar sosyal tesisleri gezildi. Özlü, 24 Temmuz gazeteciler ve basın bayramını farklı bir konseptle kutlamak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek kentin tanıtımında asıl görevin gazetecilere düştüğünü söyledi. Evet, basınımızın değerli mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Gazeteciler ve basın bayramınız kutlu olsun. Gerçekten çok güzel bir şehirde yaşıyoruz. Her zaman söylediğim gibi iddia ile söylüyorum ki Düzce çok güzel bir yer. Gerçekten muhteşem bir yer. Üç şey yapmak istiyoruz Düzce'nin tanıtımı için. Birincisi, Düzce'lilere Düzce'yi tanıtmak istiyoruz. Bu tanıtım faaliyetlerinin ilk aşaması, en temel aşaması olarak geçen sene bir otobüs yaptık. Bununla başlıyoruz. Bu otobüsümüz her gün ama her gün belediye meydanından kalkacak. Belli saatlerle bir gün şehrin kuzeyinde, ikinci gün şehrin güneyinde ama tekrar üçüncü gün şehrin kuzeyi, güneyi turlar yapacak. Bu turlara bugün sizlerle başladık. Basınımızın siz değerli mensuplarıyla başladık. Yarın öbür gün bu devam edecek. Daha sonraki aşamada ulusal turlar var. Ulusal turların Düzce'ye gelmesini sağlayacağız. Şimdi yine bu tanıtımla ilgili geçen sene başladık. Adana'da Dünya Düzce Günleri dedik. Dünya Düzce Günleri diyoruz. Biz çünkü Düzce'yi sadece Düzce'lilere değil, Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz. Çünkü biz Düzce'yi dünyaya tanıtmak istiyoruz. Dolayısıyla her yılın 1 ile 8 arasında bunları yapacağız.
Bu sadece konserlerden ibaret değil. Gençler konserleri sevdiği için sadece konserden ibaret değil. Burada çok sayıda etkinlik olacak. Hatta ileriki yıllarda, bu sene ikincisini yapıyoruz. İleriki yıllarda konferanslar, sempozyumlar, anmalar, işte ne bileyim bir takım yazarların Düzce'ye davet edilmesi, kitap fuarları olması, bunu önemli bir faaliyete dönüştüreceğiz. Bolu'da Gerede Karavik Karayolu'nda yolcu otobüsünün kontrolden çıkması sonucu 14 kişi yaralandı. İstanbul'dan Karabük'ün Safranbolu ilçesine giden ÖS'nin kullandığı 34VT053 plakalı yolcu otobüsü Gerede Karabük Karayolu'nun Yunuslar Köyü mevkisinde kontrolden çıktı. Yaklaşık 50 metre ilerleyen otobüs yol kenarındaki çalılık alanda durabildi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 14 kişi sağlık personelinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Samsun Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel'in cenazesi defnedildi. Bir süredir kanserle mücadele eden ve dün tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Özel'in cenazesi Ladik ilçesine getirildi. Ladik Avcı Sultan Mehmet Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Özel'in naaşı aile kabristanlığında toprağa verildi. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok kıymetli, değerli Müslüman kardeşlerim. Merhume Nurhan hanımefendinin üzerimizde bıraktığı bir takım hak ve sorumluluklar var. Merhumeye olan, dünya ve ahirete taalluk eden haklarınızı helal ediniz. Haklarınızı helal ediniz. Haklarınızı helal ediniz. Yüce Yaratıcımız helalliğinizi, hüsnü şehadetinizi en güzel bir şekilde kabul eylesin. Meyyite için duaya, hatun kişi niyetine uyun hazır olan imama. Allahu Ekber. Cenazeye Özel'in eşi Gürkan Özel, kızları Dilruba, İlayda Özel ve Dilsude İlayhan Özel'in yanı sıra Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Milletvekilleri Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, OMÜ Rektörü Yavuz Ünal, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Samsun'da bir kişinin öldüğü, biri ağır, iki kişinin yaralandığı akrabalar arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili ilk ateş anının cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. Olay Samsun'un Bafra ilçesinin Dededağ mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre amcaoğulları arasında çıkan silahlı kavgada Dursun Kıyak, Mustafa Kıyak ve Harun Kıyak yaralandılar. Ağır yaralanan 3 çocuk babası Dursun Kıyak kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Mustafa Kıyak ile oğlu Harun Kıyak, Bafra Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalelerin ardından Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildiler. Silahlı kavga ilk başlangıcının cep telefonunu görüntüsü ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kastamonu'nun Cide ilçesinde karşıya geçmek için yolda duran yayaya otomobil çarptı. Yere düşen yayanın üzerinden otomobil geçti. Kaza anı ise an be an kameralara yansıdı. Olay Kastamonu'nun Cide ilçesinde şehirler arası otobüs terminali girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre
60 yaşındaki NÜ idaresindeki Lada marka otomobil kavşakta dönüş yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarında karşıya geçmek için bekleyen 50 yaşındaki yaya OK'ye çarptı. Otomobilin çarpmasıyla savrulan ve yere düşen OK'nin üzerinden araç geçti. Kazada yaralanan OK, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. OK'nin yapılan muayenesinde vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Kazanın ardından trafik polisi ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Sürücü NÜ ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza anı ise kent güvenlik yönetim sistemi kamerasına yansıdı. İkinci bir kaza da Ağlı ilçesinde yaşandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından düzenli olarak paylaşılan KGYS görüntülerinde Haziran ayında Ağlı ilçesinde gerçekleşen kazanın görüntüleri de paylaşıldı. Ağlı ilçesinde kavşakta ticari taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada otomobilin takla attıktan sonra sürüklendiği anlar kameralara yansıdı. Kazada iki kişi hafif şekilde yaralanmıştı. Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde oğlunu hastaneye getiren bir kişinin tartıştığı sağlık çalışanını darp ettiği anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi. Müftü Mahallesi'nde özel bir hastanenin acil servisine oğlunu getiren S.A. yapılan bir uygulama ile ilgili hastane çalışanı C.T. ile görüştü. İkili arasında başlayan tartışmanın ardından sağlık çalışanını hastanenin önüne çağıran S.A. bir süre konuştuğu C.T.'yi yumrukla darp etti. Kavga hastane önünde bulunanlar tarafından ayrıldı. Sağlık çalışanının şikayetçi olduğu olayla ilgili S.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve çocukları otomobilin altında kalmaktan bir saniyeyle kurtuldu. Olay D-655 Düzce Zonguldak Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Karaca kavşağında bir kadın bebek arabasındaki çocuğu ve yanındaki diğer çocuğu ile birlikte yolun karşısına geçmek için kavşağa geldi. Bu esnada güzergahta seyir halinde olan otomobili fark etmeden yaya geçidinden geçmek isteyen kadın otomobilin çarpmasından bir saniye ile kurtuldu. Otomobil sürücüsü yaya geçidindekileri fark etmesinin ardından frene basıp manevra yapması ile bebek arabası ve kadına çarpmazken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Bolu'da Borazanlar Mahallesi'nde yaşayan 31 yaşındaki güvenlik görevlisi Erman Ayhan evinde ölü bulundu. Olay Borazanlar Mahallesi Mutluer Sokak üzerinde bulunan Hüseyin Gülen Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 31 yaşındaki Erman Ayhan gece saatlerinde yan binada oturan annesinin evinde yemek yedi. Ayhan yemeğin ardından kendi evine gitti. Sabah saatlerinde oğlunun evine giderek uzun süre kapıyı çalan kadın Erman Ayhan'a ulaşamayınca çilingir yardımıyla içeri girdi. Evde oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan kadın sinir krizi geçirdi. Durumun 112 acil çağrı merkezine bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Erman Ayhan'ın gece saatlerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. İşte o da araç satımından bir gün sonra Zonguldak'ta özel halk otobüsünde şoförlük yapan 53 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Haşim Korkmaz, yolcularının ve kendisinin keyifli bir yolculuk yapması için araç içerisine "Araç içinde siyaset, futbol, yüksek ses ve küfürlü konuşmak yasaktır" yazısı yazdı. Zonguldak'ta özel halk otobüsünde 102 mahallesine otobüs seferi yapan 53 yaşındaki 3 çocuk babası otobüs şoförü Haşim Korkmaz, araç içerisinde artan siyaset, spor, yüksek ses ve küfürlü konuşmalara son vermek için fikir düşündü. Korkmaz son çare olarak eline aldığı kalemle bir kağıdın üzerine "Araç içinde siyaset,
futbol, yüksek ses ve küfürlü konuşmak yasaktır yazısını yazarak yolcu girişinin üstüne astı. Asılan yazıyla birlikte yolcular bu kurala uyarak araçta herhangi bir konuşma yapmamaya başladı. Kuralın uygulanması ile birlikte hem yolcular hem de otobüs şoförü Haşim Korkmaz keyifli bir yolculuk yapmaya başladı. Neden yaptım? Bu araba toplu taşıma olduğu için yaptım. İnsanların 10 dakika yolculuk içinde kafasını dinlemesi için yazdım. Yani yanlış anlamayın. Büyüklerimiz her zaman büyüktür. Hep saygı duymuşumdur. Ama arabaya oturdukları zaman bir şeylik oluyor arabanın içinde. Bir kargaşa, münakaşa, siyasettir, futboldur, odur, budur. Arabada aile oluyor, çoluk çocuk oluyor. Mecbur kaldım yazmak için. Peki yazıyı görenler tepki gösterdi mi? Hayır, şu anda çok herkesin hoşuna gidiyor. Peki yazıdan sonra böyle herhangi bir konuşma oldu mu hiç? Kesinlikle. Kesildi. Artık hiçbir şekilde siyaset, futbol yapan olmadı. Yani öyle bir şeyle karşılaşmıyoruz. Yolcularımız da memnun. Benim de kafam rahat. Yanlış anlamadım. 18 saat direksiyon sallıyorum ben arabada. Sabah 6, gece 12. Onun için. Yani daha doğrusu herkese anlayış bekliyorum. Ben herkese nasıl davranıyorsam benim de hakkım yani güzel insanlarla karşılaşmak. Ama bir iki tane çıkıyor tabii aramızda. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi kalp ve damar cerrahisi ekibi bir hastaya ameliyatsız aort anevrizması tedavisi uyguladı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi kalp ve damar cerrahisi uzmanı doçent doktor Erdem Çetin, doktor öğretim üyesi Celal Selçuk Ünal ve operatör doktor Aydın Keskin tarafından uygulanan tedavinin ardından 72 yaşındaki Mehmet E. sağlığına kavuştu. Doçent Doktor Çetin, hastada aort anevrizması tespit ettiklerini belirterek, eskiden bu hastalara ameliyatla yaklaşıyorduk. Şimdi artık yeni teknolojiyle 3. basamak hastanelerde, kamu hastanelerimizde yapabildiğimiz bir yöntemimiz var dedi. Tabii yani hastamız eski bir bypass hastası. Tabii yeni bir tanısı da var. O da kalpten çıkan aort dediğimiz, kalpten çıktıktan sonraki en geniş damarlardan bir tanesi olan aortun balonlaşması yani anevrizması ile ilgili bir hastalığını tespit ettik. Eskiden ameliyatla yaklaşıyorduk bu hastalara. Şimdi artık yeni teknolojiyle 3. basamak hastanelerde, kamu hastanelerimizde rahatlıkla yapabildiğimiz bir yöntemimiz var. EVAR deniyor buna. Aortun içerisine bir stent yerleştirme operasyonu. Hastamıza bunu uyguladık. Önceden işte göğsünü veya karnını açarak yapıyorduk bu işi. Şimdi bu yeni teknolojiyle hastaya anjiyo yöntemiyle yine kasıktan yaklaşarak kasıktan stenti yerleştiriyoruz. Böylece bu hastalıkla kaynaklı olarak işte yırtılma, kanama riskini azaltmış veya bitirmiş oluyoruz. Hastamıza bu işlemi uyguladık. Çok güzel geçti. Hocalarımın sayesinde çok memnunum. 1,5 saat kadar bir sürede olduğunu tahmin ediyorum. Karabük'te yaralı bulunan Kızılşahin tedavisinin ardından doğaya salınacak. Karabük, demir ve çelik fabrikaları içindeki bir binanın camına çarpıp yere düşen Kızılşahin yaralandı. Durumu gören bir fabrika çalışanı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen yetkililer tarafından teslim alınan yaralı kuş tedavisinin ardından doğaya bırakılacak. Karabük'ün Yenice ilçesinde bir evin bahçe kapısını kırarak içeri giren yaban domuzu güvenlik kamerasınca kaydedildi. Merkeze bağlı Menderes Mahallesi'nde oturan Rahime Eli Eyyoğlu ve ailesi 9 Temmuz'da evlerinin bahçe kapısının kırık olduğunu görünce güvenlik kamerasını izledi. Aile kayıtlarda bahçe kapısını kırıp içeriye girdikten sonra yiyecek arayan yaban domuzunu gördü. Görüntülerde bahçede bir süre dolaşan yaban domuzunun daha sonra dışarı çıkarak uzaklaşması yer alıyor. Kastamonu'da geçmişi 11 yıl öncesine dayanan ve Hitit buğdayı olarak anılan siyezin bu yılki hasadı başladı. İhsan Gazi ilçesinde yaklaşık 12 bin dekar alanda ekilen ve buğdayın atası olarak bilinen siyez buğdayı iç ve dış piyasada ham ve işlenmiş şekilde talep görüyor. Siyez buğdayının tohumu Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Mergüze ve Ata isimleriyle tescillenmişti. 2023 yılı siyez hasadına başladık. Rabbime şükürler olsun.
meşgaletli, zor olan bir mesleği seçtik ama Rabbim veriyor. Verimimiz güzel, bereketimiz bol, kazancımız iyi olacak inşallah. 60 yıldır bu şehrinle uğraşıyoruz. Verimimiz çok güzel. Düzce'de üretimi yapılan siyah pirinç ile yapılan pilav ve dolma büyük ilgi gördü. Yemeklerin tadına bakan vatandaşlar paket paket siyah pirinç aldı. Çilimli Belediyesi tarafından üretilen şifa deposu siyah pirinçler vatandaşların beğenisine sunuldu. Çilimli Belediyesi İl Özel İdaresi ve Çilimli Kadın Kooperatifi işbirliğinde siyah pirinç ile yapılan dolma ve pilav vatandaşlara tanıtıldı. Siyah pirinci görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken sunumu yapılan yemeklerin tadına bakanlar ise paket paket siyah pirinç aldı. Siyah pirinç toksik hissi yaparak vücutta kilo kaybına sebep oluyor. Aynı zamanda bol tahıllı bir pirinçtir. Bu da sağlık açısından da faydalı. Şeker hastaları da rahatça tüketebiliyorlar. Yine siyah pirinçle yaptığımız yiyecekler var burada. Evet, ilgililer, tadını da beğeniyorlar. Yani damak zevklerine de uygun. Daha çok mesela tatlı da kullanabiliyoruz. Sütlaç güzel oluyor, lezzetli. Salatası aynı şekilde, yaprak sarması. Yine pilavı, sebzeli ya da etli şekilde de yapılabiliyor. Tamamen damak zevkine göre. Sarma var önümüzde. Evet, evet. İlk defa yiyenlerin şeyi nasıl oluyor? Beğeniyorlar, hoşlarına gidiyor. Denemek istiyorlar, tarif istiyorlar. Vatandaşlarımız Çilim Belediyesi'nden ya da Çilim Kadın Kooperatifi ile iletişime geçerek siyah pirincimizi satın alabilirler. Kilosu 120 TL. Yani yarım kilo şeklinde de satın alabilirler. Festivalindesiniz, siyah pirinç gördünüz. Evet. Daha önce biliyor muydunuz siyah evet, pirinci? Evet, biliyordum. Hiç kullandınız mı? Kullandım, özellikle almaya geldim. Şeker hastalığına, kabızla, bir sürü şeye faydası var, zayıflamaya. Birçok şeye faydası var. Aldım pirincimi, gidiyorum. Teşekkürler. Tatlarına da baktık. Ana haber bülteninin sonuna geldik. Birazdan spor bülteniyle karşınızda olacağız. Mobilya Park Outlet, evlenecekler. Evini yenileceklere müjde. Bu fiyatlara inanamayacaksınız. Mobilya Park Outlet, Zonguldak Caddesi, Çağrı İş Merkezi, Ziraat Bankası yanı, fabrikadan halka en uygun fiyatlar burada. Sporun ve sporcunun tek dostu Mobilya Park Outlet spor haberlerini sunar. Spor bülteniyle karşınızdayız. Karabük İdman Yurdu yeni sezon hazırlıklarına başladı. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında iş insanı Şefik Dizdar, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Gün Medya Grup Onursal Başkanı Cengiz Aygün, Ballıdağ Tez Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Aygün takımı ziyaret ederek kulüp başkanı Adem Aydın ve futbolculara yeni sezon öncesinde başarılar diledi. Adem. Desteğimiz olduğu sürece bu takımlar ayakta kalacak. Bütün takım adına öptü. Hıfzu emin eyle. Amin. Helalinden bol kazançlar nasip eyle. Amin. Hepsini muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım bu Karabük İdman Yurdu sporumuzu 3. ligde başarılı olmayı ve 2. ligde çıkmayı nasip eyle. Amin. Attıkları amin. Her top, vurdukları her top gol eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım, amin diyen bu kardeşlerimizin günahlarını, cümlemizin günahlarını bağışla. Amin. Allah'ım cümlemizi kendine kul Habibine ümmet eyle. Amin. Dualarımızın kabulü için, günahlarımızın affı için, Allah rızası için bir Fatiha okuyalım inşallah. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.
kendi vatanı. Havası, kendi vatanı, kendi bir de bu bölgenin insanları evet, birçoğu. Çok tertemiz bir atmosfer var. Abi yani. Onlara bize buraya geldikleri için nazik ziyaretlerine teşekkür ederim. İyi ki varlar. Allah uzun ömür versin. Sağlık sıhhat versin inşallah. Ayrıca Antalya'dan abimiz Ali Aygün abimiz de bizleri buraya ziyaret etti. Kendileri de Karabük için bundan sonra ne yapılabilir? İlerleyen yani, saatlerde. Gün medya grubu olarak. Gün medya grubu olarak da evet. Tekrar istişarelerimiz olacaktır inşallah. Şefik amca. Evet. Karabük'ün sevdalısı olarak ben bugünü çok önemsiyorum. Başkanımız çok zor bir dönemden başarıyla çıkmış. İşte Karabük Spor'un, Karabük İdman Yurdu'nun 3. lige çıkmasını ayarlamış, temin etmiş arkadaşlarıyla, oyuncularıyla, antrenörüyle. Herkes destek olmuş. Bunu başarmışlar. Yani zoru başarmışlar. Dolayısıyla bu 3. ligde de başarılı olacağına inanıyorum. Bugün onunla ilgili olarak maneviyatı yükseltmek amaçlı bir kurban keserek sezonu açmış oldular. Hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Canı gönülden başarılı olacaklarına inanıyorum. Tebrik ediyorum kendilerini. İnşallah her maçın sonucunda sevineceğiz. Öyle sonuçlar alacaklar diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarımızla Karabük'ün bu açılışının hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Biz de gün medya olarak bir şekilde gençlerin spora daha yakın olmaları, daha ulaşılabilir halde olması için elimizden geleni yapıyoruz. Karabük'te de başkanımla bu konuda çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Yani Süper Lig'den düşen Kardemir Karabük Spor'un yerine artık Karabük İdman Yurdu Profesyonel Lig'e bugün itibariyle adım atıyor. Kurban keselerek başlandı. Tebrik ediyoruz biz de Adem Başkan'ı. Tabii şimdi Kastamonu ile Karabük bizim için fark etmiyor. Karabük'ümüz de bu sene 3. ligde ve Karabük'ümüzün 3. ligde olmasından gerçekten onur duyuyoruz. İnşallah 2. lige sonra da 1. lig hatta bir zamanlar olduğu yer Süper Lig'e kadar Karabük Spor çıkacak. Buna inanıyorum ben. Çünkü Karabük halkı futbolla çok ilişkili ve futbola çok yakın. Süper Lig'e yaşamış bir il. Dolayısıyla inşallah oralarda göreceğiz Karabük sporumuzu. Bizim için dediğim gibi fark etmiyor dedim. Karabük ya da Kastamonu, hatta Sinop, Bartın, hep bunları ısrarla söylüyorum. Çankırı, bunlar hep parça parça illerimiz. Şimdi Kelal Hakkı, ben İstanbul'dan gelirken çok şaşırdım. Yol üstünde normal işte Samsun yolundan geliyoruz, yoldan dönüyoruz. Bir bölgeye geliyor, Karabük İl sınırı yazıyor. Bir geçiyor Çankırı İl sınırı yazıyor. Bir geçiyor Kastamonu İl sınırı yazıyor. Tekrar bir daha dönüyor Çankırı İl sınırı falan yazıyor. Ya bu kadar iç içe girmiş illerimiz bu illerimiz. Öylemiz insan da aynı. Tiplerimiz aynı, duruşlarımız aynı, karakterlerimiz aynı, ruhumuz aynı, örf ananebilerimiz aynı. Dolayısıyla ben ayırmıyorum Batı Karadeniz'in buradaki özellikle bir 5 ilini. Hepsi birbirinden aynı. Karabük sporumuz, Karabük'ümüzü zaten seviyoruz. Karabük sporumuzu da seviyoruz. Hele Adem Başkanım da çok büyük mücadelelerle, büyük özverilerle geçen yıl bu takımı amatörde baldan alıp 3. lige getirmiş. Kendisini bir kere daha tebrik ediyorum. Biraz geç tanıştık kendisiyle ama hakikaten çok değerli bir başkanımız. Biz de her türlü ne şekilde olursa olsun elimizden geldiği her oranda kendisinin yanında olacağız. Yani kardeşim benim zaten olacağız, olmaya devam edeceğiz. Yeni sezonun Karabük sporumuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İsimler hiç isimlerin bir önemi ve değeri yok. Bizim gönlümüz burada. Orada GMG olmuş, Gün Medya olmuş, orada başka bir isim olmuş, hiç fark etmez. Yani bunu konuşuruz, hiç sorun değil. Yani bundan da onur duyarız ayrı mesele ama
Olsa da olmasa da fark eden bir şey yok. Karabük bizim. Geç delikanlı. Görüşmek madem ki bu illa abi. Tamam dedim. O da Antalya'da da. Antalya'dan geldi. Otelde bizim oradaydı. Gelin biraz böyle. Gel. Hoş geldiniz. Arkadaşlar belediye başkanı Sayın Zafet Vergili. Hoş geldin başkanım. Gel buyur. Evet, tamam. Sıkın kardeşi hangisi? Benim Hepsi böyle. Hepsi daha da gibi de. Sen ipsel iyi gençleştirmişsin kadroyu. Evet, biraz. Değil mi? Daha böyle. İşte maşallah. Bu sene nasıl iddiamız yaptın? Bizim her zaman iddiamız var başkanım. Ondan şüphe yok. Ya. Bu yılki iddia nasıl? Yani yine işte şampiyonluk yolunda Allah nasip ederse ikinciliği düşünüyorum. Sizin de desteklerinizle. İnşallah hep yani Karabük bizim hepimizin başkanım. Bir kere Rafet başkanımız. Bir ara soğuttular onu futboldan. Onu biliyorum. Şimdi öyle konuşuyorum ama Rafet başkanım benim çocukluk arkadaşım diyelim. Gençlik arkadaşım. Hani hakikaten bizim ayrı bir dünyamız var. Çok güzel, çok durlandı. Güzel bir insan. Hakikaten Karabük için de çok güzel şeyler yaptı. Benim gönlümden geçiyor ki bir dönem daha devam etsin. Karabük'ün eksiklerini tamamlasın inşallah. Hiçbir şey konuşmadık bu arada. Ben direkt konuştum. Ama gerçekten. biz de tabii elimizden gelen ne varsa tabii Karabük için seve seve yapacağız. Ondan şüphe yok. Adem başkanımın yanını bırakmayacağız. Çünkü hakikaten güzel bir şey başlattı, güzel bir şey yaptı. İnşallah elimizden yerimizde devam ettireceğiz, yardımcı olacağız. Sen başkanım korusun. Hayırlı olsun diyelim. Kolay gelsin size. Yeni bir çıkış, yeni bir hareket. İyi olur inşallah diyelim. Sizin emeklerinize teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Şuradan hemen gidiyoruz. Kadınlar Handball Süper Ligi'nin son şampiyonu Kastamonu Belediyespor 2023-2024 sezonu hazırlıklarına başladı. Takım kaptanlığının yanı sıra antrenörlük görevine de getirilen Serpil İskenderoğlu yönetiminde Merkez Spor Salonu'nda hazırlıklarına başlayan Kastamonu ekibinin yardımcı antrenörlüğünü Şenay Özel üstlendi. ...14 sporcumuz var bu sene ama 3'ü sakat şu anda. Şu anda antrenmanlarımıza 11 kişiyle devam ediyoruz ve onlardan biri de benim. Hem antrenörlük hem oyunculukla bu sezonu bitireceğim. Normalde böyle bir şey benim için çok zor olacak ama bir şekilde arkadaşlarıma katkı sağlayabildiğim yerde katkı sağlamayı düşünüyorum. Sezonumuz Ağustos'un son haftası açılıyor. Önümüzde önce bir turnuvamız var 15-16-17 Ağustos'ta burada. Yalıkavak, Konyaaltı ve Yeni Mahalle Belediye Spor Kulüplerinin katılacağı bir ön hazırlık turnuvası yapacağız. Daha sonra Ağustos'un sonunda ilk Süper Lig maçımızı yapacağız. Daha sonra 6 Eylül'de de Süper Kupa maçımız oynanacak çarşamba günü Ankara'da Yalıkavak Spor Kulübü ile. Mobilya Park Outlet evlenecekler. Evini yenileceklere müjde. Bu fiyatlara inanamayacaksınız. Mobilya Park Outlet
Zonguldak Caddesi, Çağrı İş Merkezi, Ziraat Bankası yanı. Fabrikadan halka en uygun fiyatlar burada. Sporun ve sporcunun tek dostu Mobilya Park Outlet spor haberlerini sundu. Sevgili izleyenler, ana haber bültenin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.